Esentepe Mahalle Muhtar Adayı Celal Yaralan, projelerinden ve seçmenine sunduğu vaatlerden bahsetti. Celal Bey, Esentepe Mahallesi'ne muhtar adayısınız. Öncelikle Celal Yaralan kimdir? Sizi bir tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. İsmim Celal Yaralan. 1968 doğumluyum. Tokat Merkez doğumluyum. Örtmenönü Mahallesi'nden doğumluyum. Evli ve bir çocuk babasıyım. Yaklaşık 30 yıldır ki Esentepe Mahallesi'nde oturuyorum. İkamet etmekteyim. Mahallemizin sorunlarını çok iyi biliyorum. Aynı zamanda esnaf olduğum için bağlı bulunduğum Bakkallar Odası Yönetim Kurulu üyesiyim. Mahallemize daha iyi desteklerin belediye tarafından sağlanabilmesi için burada bir köprü olmak istiyorum. Bugüne kadar İbrahim Çimen amcamızın yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da kendisine teşekkür edip o bayrağı teslim alıp mahallemizi daha iyi yerlere getirebilmek için canla başla çalışacağıma inanıyorum. Mahallemizdeki bulunan camilerimizin, mescitlerimizin ve ilköğretim okulu ve ortaöğretim okullarının bütün ihtiyaçlarını en yakın şekilde takip edip onlara her türlü yanlarında yardımcı olmak, destek olmak istiyorum. Yine mahallemizin fakirine, fukarasına en iyi desteklerin, en iyi yardımların sağlanabilmesi için gerekli hizmetlerin yapılmasına canı gönülden baş koyup onlarla ilgilenmek istiyorum. Başaracağıma inanıyorum. Mahallemizin büyük olmasından dolayı bayağı bir adayımız var. Bu adaylarımıza da hepsine başarılar diliyorum. İnşallah hangimize kurban olduğum Allah bunu layık görürse başarılı bir şekilde, en iyi bir şekilde temsil ederek mahallemizi. Çünkü Tokat'ımızın Güzide Mahallesi en büyük seçmen olan bir mahalle, en büyük mahallemiz. Onun için en iyi hizmetinin alınması için de herkesin gayret edip yapmasını istiyorum. Bu ben olsun, diğerler olsun. Hangisi olursa onlara da başarılar diliyorum bu konuda. Sayın Muhtarım, daha somutlaştıralım isterseniz. Seçildiğiniz takdirde mahallenizde neler değişecek? Vallahi mahallemizde neler değişecek? Mahallemizde bir kere muhtar değişecek. Yani bir kere muhtar değişecek. Muhtar değiştiği zaman fikirler değişecek. Muhtar değiştiği zaman belediyenin olan köprü vazifesi daha çok değişecek. Daha iyi bir duruma gelecek. Altyapımızdaki sorunlarımız olsun, su tesisatlarımızdaki sorunlarımız olsun, çevre düzenlerimiz olsun, yani belediyeden alınacak hizmetlerin daha iyi bir şekilde alınması için buna bir köprü vazifesi kuracağız. Yine bir muhtarlık binamız olmadığı için ilk önce bir muhtarlık binası bir an önce yapılması için gayret göstereceğim. Bunu mahallemize kazandıracağım inşallah. Yine belediyemizden alabildiğine destek, en büyük desteği çevre düzenlemesi olarak, diğer hizmetler olarak almak için gayret göstereceğim. Yoksa bizim muhtarlık olarak bütçe veya herhangi bir şeyimiz olmadığı için yani bir farklı bir şey yapma yolumuz yok. İnsanların daha iyi ulaşabilmesi için onlarla sürekli irtibat halinde olacağım. Onlara sürekli açık olacak kapımız, telefonumuz sürekli açık olacak. Her türlü yanlarında olacağız. İyi günlerinde de, kötü günlerinde de birliğimizi, beraberliğimizi sağlayacağız. Gelecek nesillere daha iyi şeyler sunabilmek için yapılması gereken neyse onları yapacağız. Öncelikle size bir seçmen olarak daha önceden de ben muhtar olsaydım şu projeyi hayal ederdim, şu projeyi gerçekleştirirdim dediğiniz bir proje var mı? Bir seçmen olarak muhtarlığa adaylığınızı koydunuz. Ve bundan sonra devam edeceğinizde, eğer muhtarlığa getirildiğiniz takdirde halk tarafından yapmak istediğiniz en önemli bir proje var mıdır ortada? Ya proje, gerçekten çok güzel projelerim var. Ama onları şu anda açıklamak istemiyorum. Açıklamanın uygun olmadığını düşünüyorum. Ama kurban olduğum Allah nasip eder, o göreve geldiğimiz zaman onu bütün insanlar bunu görecek. O insanlardan alacağımız dualardan da sizler de, oy veren insanlar da nasiplenecek inşallah. Yani o projelerimiz, gerçekten de güzel projelerimiz var. Yani hayallerim var. O hayallerimi gerçekleştireceğim Allah izin verirse.
peki bir seçim sürecindeyiz. Vaatler aracılığıyla aslında seçmenlere ulaşıyoruz. Sizin de mahalle sakinlerine vaat ettiğiniz şeyler neler? Aslında bunları biraz daha soyutlaştırırsak hem sizi tanımaları açısından çok daha uygun olur. Ya muhakkak. Dediğim gibi yine yani onlara sürekli 24 saat telefonum açık olacak. 24 saat onların yanında olacağım. İyi günlerinde, kötü günlerinde. Söylemek istediğim bu. Ama diğer projelerim açısından yani şu anda bir şey açıklamak istemiyorum. Ama yani yaptığım zaman insanlar görecek. Diğer muhtarlara da örnek olacak bir projelerim olacak. Bırakın Tokat merkezi veya köylerimizi diğer Türkiye'ye dahi yansıtacak, yani Tokat'ı Türkiye'ye tanıtacak derecede bir projelerim bunlar. Yani o projelerim olduğu zaman insanların memnuniyetini ben şimdiden hissediyorum. Onların dualarını şimdiden hissediyorum. Yani bu şekilde bir projelerim. Onu da şimdi açıklamanın doğru olduğunu inanmıyorum. İlerleyen zamanlarda inşallah Allah bu görevi bize nasip ederse o zaman yaptığım zaman inşallah sizlerle bir daha bu röportajı yaparız. Onları bir daha görüşürüz, konuşuruz. Daha ileri safhalarda daha güzel, daha farklı modellerimizi, daha farklı projelerimizi de inşallah açıklarız. Peki çok teşekkür ederim. Buradan bizim aracılığımızla seçmenlerinize iletmek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Allah rızası için diyorum. Oylarına talibim. Onları mahcup etmeyeceğime söz veriyorum. Kimsenin başını önüne eğmeyeceğim. Destek verdiğinden dolayı ya sen bana destek verdim de ben sana sen bunu yaptın dedirttirmeyeceğim. Herkesin başını dik tutacağıma inanıyorum. Bunun sözünü veriyorum. Hepsinin duasını istiyorum. Oylarını istiyorum. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Seçimlerde de ayrıca başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sizlere de sağ olun.